Arkadaşlar bu videomda sizlere Turgut Özal'dan bahsedeceğim. Halil Turgut Özal, 13 Ekim 1927'de doğan, 17 Nisan 1993'te vefat eden, Türk bürokrat, siyasetçi, mühendis ve devlet adamı Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanıdır. Bundan önce 83-89 yılları arasında 5 yıl 10 ay boyunca Başbakanlık ve aynı zamanda Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevlerinde bulunan Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığı görevi sürerken vefat eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ardından görevi başında vefat eden 2. Cumhurbaşkanıdır. 43. Türkiye hükümeti döneminde Başbakanlık Müsteşarlığı ile DPT Müsteşar Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. 12 Eylül darbesinden sonra Bülent Ulusu tarafından kurulan hükümette ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 1982 yılında bu görevden istifa etmiştir ve 83 yılında Anavatan Partisi'ne kurmuştur. Partisi 83 Türkiye Genel Seçimlerinde %45.14 oy almıştır ve 45. Türkiye hükümetini kurarak Başbakan olmuştur. 85 yılında yapılan kongrede tekrar ANAP Genel Başkanı seçilmiştir. Partisinin oy aranı 87 Türkiye Genel Seçimlerinde %8,83 düşerek %36,31'e gerilemiştir. 46. Türkiye Hükümeti'ni kurarak tekrar başbakan olmuştur. Özal 89 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Başbakanlıktan ayrılmasına rağmen siyasi olayların gelişmesinde belirleyici rolünü sürdürmüştür. Saddam Hüseyin'in Türkiye için büyük bir tehlike teşkil ettiğini, Saddam'ın bölgeyi hakimiyeti altında tutmasına izin verilemeyeceğini savunmuştur. Özal 17 Nisan 1993 tarihinde 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük Türkistan gezisinden sonra Cumhurbaşkanlığı döneminde ölmüştür. Babası Malatya'nın Çırmıtıklı yani Şimik adıyla Yeşilyurt ilçesinin e, ünlü oğulları ailesinden banka memuru Mehmet Sıtkı e, Özal, Annesi ise Tunceli Çemiz Gezekli ilkokul öğretmeni Kürt kökenli Hafize Hanım'dır. Çocukluğunun bir dönemde pilot olmak isteyen Özal, Silifke'ye taşındıktan sonra eşeğin üzerinden düşerek kolundan sakatlandı ve kollarından biri diğerine göre daha kısa kaldı. Bu durum pilot olma isteğinden zorun olarak vazgeçmesine neden oldu. 4 yaşındayken ailesi Bileceğin Söğüt ilçesine taşındı ve ilk öğrenim hayatına burada başladı. Babasının görevi nedeniyle sık sık il değiştirdi. Ortaokulu Mardin'de bitirdi. Mardin'de lise olmaması nedeniyle Konya Lisesi'nde eğitimine devam etti. Bu dönem ilçesi içerisinde kardeşi Korkut da eşlik etti. Son olarak Kayseri Lisesi'nde lise eğitimini bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde Elektrik Mühendisliği bölümünü burslu olarak okudu ve 1950 yılında mezun oldu. Mühendislik yapmaya başladı ve kısa bir süre sonra ailesinin isteğiyle evlendiği Ayhan Ünel ile 52 yılına kısa bir süre birliktelik yaşadı. Bu evlilikten sonra çalıştığı kurum elektrik işleri etüt idaresi genel müdürlüğünde sekreter olarak görev yapan Sevra Yilmen ile özel, evlendi. Evlendikten sonra Amerika'da Texas Teknoloji Üniversitesi'nde iktisat yapmaya giderek burada ekonomi branşında eğitim aldı. Yine bu evlilikten sonra Ahmet, Zeynep ve Efe adında 3 çocuk sahibi oldu. Bürokratlık dönemine bakacak olursak, geri döndüğünde EE Genel Müdür Yardımcısı ya da Genel Direktör Teknik Müşaviri kayıtlar arasında ikilen mevcut oldu ve Türkiye'de elektrifikasyon üzerine projelerde çalıştı. 1958 yılında Planlama Komisyonu'nda sekreter görevini yaptıktan sonra 1959 yılında Ankara Ordonat Okulu'nda yedek subay oldu. Dönemin Devlet Su İşleri Genel Müdürü ve 33 sene sonra 9. Cumhurbaşkanı seçilecek olan Süleyman Demirel de 27 Mayıs darbesinden hemen sonra asker alındı. Askerliği sonrasında Devlet Planlama Teşkilatı'nın kuruluşunda çalıştı. 1965 seçimlerinden sonra Süleyman Demirel'in danışman olarak görev yaptı. 67 yılında DPT müsteşarı oldu. 71 yılından 73 yılında kadar Dünya Bankası Sanayi Dairesi'nde danışman olarak çalıştı. Yurda döndükten sonra başta Sabancı olmak üzere birçok sektördeki birçok şirket için yönetici olarak çalıştı. Sabancı Holding'deki görevin genel koordinatörlük olduğu belirtilmektedir. Siyasi yaşamına bakacak olursak, 77 genel seçimlerinde Milli Selamet Partisi'nden İzmir Milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 43. Hükümet döneminde Başbakanlık Müsteşarlığı ile DPT Müsteşar Vekilliği görevlerine getirildi. 24 Ocak kararlarını hazırladı. 12 Eylül 80 askeri darbesinden sonra bu politikaları devam ettirmek amacıyla Bülent Ulusu Hükümeti'nde ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi. Bu göreve getirildikten 22 ay sonra 14 Temmuz 1982 yılında istifa etti. Türkiye Cumhuriyeti tarihini hem DPT Müsteşarlığı hem de Başbakanlık Müsteşarlığı yapmış tek başbakanı ve cumhurbaşkanıdır. Başbakanlığı 83-89 20 Mayıs 83 tarihinde Anavatan Partisi'ne kurdu. 83 e, Türkiye genel seçimlerinde tarihindeki seçimlerde 400 kişiden oluşan parlamentoda 211 milletvekili çıkararak tek başına iktidar ve 45. hükümetin başbakanı oldu. 1984 yerel seçimlerinden de başarıyla çıktı. 13 Nisan 1985 tarihinde yapılan ilk kongrede tekrar genel başkanlığa seçildi. 87 yılında yapılan genel seçimlerde de 292 milletvekili çıkartarak tekrar çoğunluğu sağladı ve 46. hükümetin başbakanı oldu. İktidarda bulunduğu 83-91 dönemde Türkiye ekonomisi ortalama yıllık %5.2 oranında büyüdü. Polis vazife ve kanunun değiştirerek Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı kurdu. Evet özel suikast girişiminden bahsedeceğim. 18 Haziran 1988 Cumartesi günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda Anavatan Partisi'nin 2. Olağan Kongresi'nin düzenlendiği sırada Kartal Demir isimli saldırgan tarafından düzenlenen suikasttan yaralı olarak kurtuldu. Foto muhaberleri ve televizyon kameraları için hazırlanmış olan platformun önünden ve Özal'a 12 metre öteden saat 12.15'te iki el ateş eden Demir Turgut Özal'ı sağ elinden yaraladı. Saldırı sonrası etrafa rastgele ateş açan korumalar ise 18 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralananlar arasında Bakan İmran Aykut da vardır. Önce e, ölüm cezasına çarptırılan, ardından cezası 20 lira kadar Kartal Demirel Cumhurbaşkanlığı döneminde affetti. Ekonomi Ekonomide serbest piyasa düzenini esas alan yapısal değişim programı Turgut Özal hükümeti döneminde uygulanmaya kondu. 87 yılları arasındaki başbakanlığı dönemini içine alan Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 80 yılında 1539 dolar iken 87 yılında 1636 dolara yükseldi. Türkiye'yi ithal ikamesi modelinden ihracat önderliğinde büyüme modeline dönüştürmeyi başarmış ve Türk ekonomisi rekabeti açılmıştır. Dönemde pek çok Anadolu il ve ilçesinde organize sanayi kurulmuş. Anadolu üretim yapıp doğrudan ihracata yönelmiştir. Türkiye'de yaşayan Kürt toplumun hakları için çözüm sürecinin ilk aşaması katledildi. Kat edildi. Kuzey e, Irak lideri Mesut Barzani'ye e, uluslararası alanda rahat seyahat edebilmesi amacıyla kırmızı Türk pasaportu verdi. Ancak Barzani bu pasaportu 2003 yılında Türkiye'ye iade etti. 89-93 yıllar arasında seçim olmuştur. Körfez Savaşı ve Özel Cumhurbaşkanlığı döneminin en önemli olayı 1. Körfez Savaşı'dır. Bu olayda çok aktif rol aldı. Petrol kaynaklarının kontrolünü elinde tutan Saddam Hüseyin'in Türkiye için büyük bir tehlike teşkil ettiğini ve Saddam'ın bölgeyi hakimiyeti altında tutmasına izin verilmeyeceğini savundu. Saddam'ın uzaklaştırılması için mümkün olan her şeyin yapılması konusunda fikran ve siyasi açıdan son derece istekliydi. Bu nedenle ABD'ye bu konuda açık destek verdi. Harekata Türk ordusunu da katılıp Misaka Milli Sınırları içinde olan Musul ve Kerkük'e girilmesini isteyince zamanın Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay görev süresi sona ermeden 3 Aralık 90 tarihinde kendi isteğiyle Genelkurmay Başkanlığı görevinden emekli ayrıldı. Görevden ayrılmasına sebep olarak da 1. Körfez Savaşı'nda hükümetin tutumuna tepki olduğu öne sürüldü. Dönemin Irak Başbakanı Taha Yasin Ramazan Türkiye ziyareti sırasında, dönemin Cumhurbaşkanı Özal'ın makamında ziyareti sırasında Saddam Hüseyin hükümetine karşı Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık uçaklarına incelik hava üstünü açarsanız siz düşman biliriz. Sözlerine karşı Turgut Özal o Saddam'a selam söyle eğer Türkiye topraklarına bir top mermisi düşerse seni de Saddam'ı da Bağdat'ın ortasında asarım demiştir. Sivil Cumhurbaşkanı Özal her zaman e, sivil yönetimi savunmuş olup genellikle de resmi kıyafetler yerine sivil kıyafetler giymekten hoşlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının resmi kıyafetiyle ziyaret eden diğer cumhurbaşkanlarından farklı olarak çoğu da kravatsız keten pantolon, keten ayakkabı ve tişörtle resmi programlara katılmıştır. Evet, e, ölümüne bakacak olursak 17 Nisan 1993 tarihinde 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük Türkistan gezisinden sonra öldü. Cenazesine Türkiye'nin dört bir yanından yüz binlerce kişi akın etti. Tören televizyonlardan canlı yayınlandı. Ülkede üç günlük yaz ilan edildi. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Turgut Özal ile yakın dost olan George e, Bush beklentilerin aksine cenaze törenine katılmadı. Öldükten sonra beni İstanbul'a defnedin. Kıyamete kadar Fatih Sultan Mehmet'in manevi ruhaniyeti altında bulunmak istiyorum. Şeklindeki vasiyetine uyularak kendisi tarafından yaptırılan eski başbakan Adnan Menderes'in Anıt mezarının bulunduğu Topkapı'da Vatan Caddesi üzerindeki kendisi adına hazırlanan anıt mezara defnedildi. Bir suikasta kurban gitmiş olabileceği de yıllardır tartışılmaktadır. Turgut Özal'ın liman otasında katılan arsenikle zehirlendiği iddiasını ortaya atan eşi Semra Özal, delil olarak da saç örneğini ABD'de tahlil ettirdiğini belirtmektedir. 2 Ekim 2012 tarihinde merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 19 yıl aradan sonra kabre açılmış olup ölümünün bir suikast olup olmadığının belirlenmesi için yapılan otopsi sonucunda adli tıp kurumu araştırmalar ve bulgular sonucu zehir bulunduğunu ancak Özal'ın zehirden mi yoksa başka sebaptan mı öldüğünü tespit edemediklerini açıklamışlardır. Özel hayatına bakacak olursak Korkut Özal ve Yusuf Özkurt Özal'ın abi olan Turgut Özal elektrik mühendisi olarak çalıştığı 50 yılında Ayhan İlyan ile evlenmiş ve ancak aynı yıl e, ikili boşanmıştır. Elektrik işleri etüt idaresinde çalışırken daire başkanlarından Sema Özel ile tanışmış 31 Mayıs 54 tarihinde evlenmiştir. Bu evliliğinden Zeynep Efe ve Ahmet Özal olmuştur. Evet sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim bu videomda sizlere Turgut Özal'dan bahsettim. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.